Gençler tembel mi kısmından emin değilim. Asgari ücret ve sigortalı çalışma bir lüks aslında hala. Teklif edilen maaşla da bir büyük şehirde, Ankara'da, İzmir'de veya İstanbul'da bir yaşam kurmak, bir ev açmak, tüm ihtiyaçları karşılamak oldukça zor maalesef. Benim ablam da okudu, şimdi diplomasını falan aldı, hemşirelik okudu. Hala bir hastanede çalışmıyor. Kadrosu falan gelmedi. Okusam da bir şey değişmiyordu yani. Yani iş olduğu sürece çalışıyoruz. İş olmadığında buradayız, mahalledeyiz. Yani kahvedeyiz, oturuyoruz. NEET olarak telaffuz ediliyor kavram. Not in Education, Employment and Training'in kısaltılmışı. Eğitimde, istihdamda ve mesleki eğitimde olmayanlar. Bir grup genç var ortada, farklı bir profilleri var. Onların ihtiyaçlarını tespit için ortaya atılmış bir kavram. Kendiliğinden oluşmuş bir kavram değil ya da bir toplumsal grubun kendi kendine koyduğu bir ad değil. Aslında bu tanımda olmayan ama NEET olmaya çok yakın profiller de var. Özellikle çok kısa süreli işlerde çalışan, 3 hafta garsonluk yapıyor, işten çıkıyor. Mesela bu da aslında NEET profiline benzer bir hayat yaşıyor. İlkokul 8. sınıfa kadar okudum. Hamballık yaptık. Elektrik işinde çalıştım. Mesleğim mesela benim elektrikçilik. Elektrik işini biliyorum. Hani A'dan Z'ye her şeyini biliyorum. Ama bir diplomamız olmadığı için sigortamı yapmıyorlar. Maaşlar az. Çalıştığımız hep aynı yerde sayıyoruz yani. Babam nakliyat işi yapıyordu. Onun yanında hambal olarak çalışıyordu. Yani iş olduğu sürece çalışıyoruz. İş olmadığında buradayız, mahalledeyiz. Yani kahvedeyiz, oturuyoruz. ...19 yaşındayım. İlkokul 7'ye kadar okudum. Sonra işte İstanbul'a geldim. Burada konfeksiyona falan geldim, çalıştım. Her zaman çıkmıyor yani. İş olunca çalışıyoruz, iş olmayınca da arkadaşlarla öyle takılıyoruz, geziyoruz falan. Öyle gidiyor zamanımız işte. Yapmak istediğim bir şey yok yani. Hayat nasıl götürüyorsa, hayat şartları bizi nasıl götürüyorsa öyle gitmeye devam ediyoruz işte. Benim ablam da okudu, şimdi diplomasını falan aldı, hemşirelik okudu. Hala bir hastanede çalışmıyor. Kadrosu falan gelmedi. Okusam da bir şey değişmiyordu yani. Aynıydı. Yaş sınırı meselesi biraz karmaşık. Çünkü TÜİK ve OECD'nin farklı verileri var. TÜİK 15-24 yaş arası gençlerin iş hayatı ya da eğitim hayatına dair veriyi topluyor ve bunu NEET kategorisi üzerinden değerlendiriyor. 18-29 OECD'ninki ise. Türkiye OECD verilerine göre en fazla NEET gence sahip ülke. Hem kadınlarda hem erkeklerde hem de farklı yaş kırılımlarında. O anlamda önemli bir gündem haline geliyor Türkiye için. Biraz daha geniş bir NEET tanımına, nasıl genişletilmiş işsizlik, geniş işsizlik tanımını konuşuyorsak böyle bir tanıma ihtiyaç duyduğumuzu da düşünüyoruz. NEET kategorisinin içinde bir sınırda olan bir grup var. Belirli bir süre iş aramış, vazgeçmiş ama potansiyeli yüksek. Aslında iyi bir okuldan mezun, iyi bir işi var ama çalışmamayı tercih ediyor. Aile geliri yüksek. En yüksek kategoriyi aslında sınırda olanlar oluşturuyor. Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra iç sınavla Galatasaray Üniversitesi'ne devam ettim. 10 senedir, 15 senedir okuyorum. Artık hani bir sene bir rahat edeyim diye. Okul bittikten sonra hiçbir şey yapmadım sonra. Bir 3 ay kadar bir büyük bir holdingde çalıştım. Şirket Gebze'deydi. Ben Hacıbadem'de oturuyorum. Günde 4 saatimi trafikte geçirince hani hangi en iyi iş olsa bile zaten dayanamayacaktım büyük ihtimalle. 3 aydan sonra baktım bu iş böyle olmayacak. Bir yolunu bulup kaçmak istedim. Zaten kurumsal hayat da bana göre olan bir şey değil yani. Ast üst ilişkisi falan hiç öyle emir vermiyor. O tarz şeyleri çok sevmiyorum. Dolayısıyla hani iş hayatında da bundan kurtulmak, kaçmak mümkün değil. O yüzden çok bana göre olmadığına karar verdim. Amerika'da bir sertifika programını
buldum. Kalabilmek için yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisans eğitiminin son kuartırında korona çıkınca ben aynı zamanda orada Airbnb ile geçiniyordum. Airbnb işleri de durunca ben de Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Bir an önce gideceğim, orada tekrar düzenimi kuracağım, hayatıma devam edeceğim. O yüzden burada yani o iş büyük ihtimalle kesinleşene kadar ya da umudum hiç kalmayana kadar burada iş aramayı düşünmüyorum. Zaten işe başlarken alacağım paralar belli yani. Aktif bir kategori var. İş arayışı ve eğitime katılım konusunda niyetli ama bunu ortaya çıkaramamış. Pasifler ve umutsuzlar var. Pasifler de tam olarak bu anlamda adım atmayacağını ifade eden ama daha potansiyeli olan bir grup. Umutsuz grupta çok uğraşmış bu konuyla ilgili, iş bulmak ya da o eğitime dahil olmakla ilgili. Becerememiş. Bir de kalıcı diye ifade ettiğimiz bir grup oldu. Bir kategorisinden çıkma ihtimali en düşük olan grup. Engelliler, mülteciler, benzer bir şekilde ayrımcılığa uğrayan farklı toplumsal gruplar bu kalıcı kategorisine değerlendirilir. İşe girememe, yani çalışamama ve okumama nedenleri de birbirine çok benziyor. Kadınlarınki biraz daha ek bir katmanlanıyor. Zaten veriler de aslında biraz bunu söylüyor. Yani kadınlarda oran çok daha yüksek, neredeyse iki katı kadar. NEET kategorisinin en zorlu handikapı kadınlar açısından bakım yükü. Çocuk bakımı ya da yaşlı bakımı. Ben aslında isterdim ama annem babam izin vermediği için ya da eşim izin vermediği için eğitimde değilim, işte değilim diyen kişiler var. Bunlar da gerçekten belirgin bir oran. Bizim ailede herkes her zaman eğitimliydi, her zaman okur yazardı. Bu yüzden ben de bu şekilde yetiştirildim. İzmir'de Milli Eğitim Vakfı Özel Avni Akkalı Koleji'nde okuyordum. Sonra buraya geldik, Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okudum. Üniversitede İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okudum. Ana dal olarak aslında. Yan dalım sosyoloji. Mezun olduktan sonra üniversite devam ederim diye düşündüm. Nitekim o yönde ilerledim aslında mezuniyet sonrasında. Master'ı bitirince buraya döndüm. Bologna'da Uluslararası İşbirliği ve İnsan Hakları. Staj bakımından bir zorluk çekmedim. Networklerim sayesinde bir uygun pozisyon buldum Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde. Yüksek lisans yaparken de Brüksel'de, TÜSİAD'da staj yaptım. İş başvurusunda karşılaştığım, bana sorulan ilk soru şu oluyor. Evet, çok okumuşsun, kendini çok yetiştirmişsin, tebrik ederiz, çok güzel, teşekkürler. Profesyonel uzun vadeli bir iş deneyimin gözükmüyor. Nasıl başlayacaksın? Bunları yapmayı biliyor musun? Bu işlere hakim misin? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. İş tecrübesi eksikliğini iş bulmasının önündeki en büyük zorluk olarak görüyorlar. Eğitim düzeyi yetersizliği, torpilinin olmamasını da üçüncü madde olarak sayıyorlar. Sonrasında da mesleki bilgi ve donanım geliyor, bilgisayar becerisi geliyor. Yabancı dilde önemli bir mesele olarak geliyor. Stajlar vasıtasıyla ve akademik hayattaki sorumluluklar vasıtasıyla aslında onların benden pozisyon içerisinde bekledikleri görev tanımlarının çoğunu bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Onları ikna etmeye çalışıyorum. Bunları anlatmak işte maalesef biraz zorlayıcı oluyor. Çok iyi, CV'in güzel, hakikaten teşekkürler ama bilemiyoruz. Yani biz en az 3 yıllık deneyim olan birisini arıyoruz diyorlar. Gençler aslında okusam ne olacak diye düşündükleri için okumuyorlar. Çünkü odak noktaları bir anlamda iş hayatına girmek ve çalışmak. İş görüşmelerinden çıktıktan sonra hani bu kadar okudum, bu kadar kendimi yetiştirdim, kendime yatırım yaptım ama nereye gidiyorum ve nerede duracağım sorularını kendime soruyorum. Anlaşmayı beklediğim belli başlı yerler var. Kimisi sivil toplum, kimisi özel kuruluş, kimisi üniversite hatta. Ama tüm bunlar vakit geçtikçe insanın içerisinde daha fazla kaygı ve endişe oluşturuyor. NEET gençlerin daha da umutsuz ve mutsuz olduklarını biliyoruz. Türkiye'nin son dönem gelişmelerinden de kaynaklı olduğu ifade ediliyor. En büyük politika önerimiz aslında bir istihdam boşluğu olan noktanın belirlenmesi ve bu istihdam boşluğuna cevap verecek istihdam eğitimlerinin olması. Aslında gençler de bunu talep ediyor. Yani evin dışına çıkabilen herkes, çalışma motivasyonu olan herkes iş garantisi peşinde. Merhaba, hoş geldiniz. En son görüşmemizden sonra bir 4-5 yeni iş görüşmesi daha yaptım. En sonunda bir yerle anlaştım. Hem yaptığım işten memnunum hem de çalıştığım insanlardan mutluyum. Sıfır noktasındasın, buradan başlayacaksın fakat buna hak eden ve buna değer olan birisin diyen bir yöneticiyle çalışıyorum. Tabii ki bu kadar okumak ve işte staj tecrübeleri, kendime yaptığım yatırımlar sıfırdan başlamak değil ama profesyonel iş dünyasında, kurumsal hayatta bir anlamda sıfırdan başlamış oluyorum. Değerli olduğumu ve değer gördüğümü bilmek
çok iyi hissettiriyor. Hem de kariyerinin başında bir genç kadın olarak fazlasıyla motive edici ve güven telkin edici bir hissi.